Merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz yine sabah kahvaltısındayız. Ortalık karışmış durumda. Sabahları biraz böyle oluyor. Of, sesler birbirine karışıyor. Mama isteyen anne babalar sürekli beni çağırıyorlar falan. Gerçekten ortalık birbirine karışıyor diyebilirim. Bugün Kürdan'ın ailesini göstereceğim size. Diğer kuşlardan da göstermek istiyorum tabii. Kürdan baba şu an mama yiyor. Ona yumurtalı, probiyotikli, güzel, tahıllı bir mama hazırladım. Yavruları da şu an dışarıda. Şimdi yavrularını ilk defa göreceksiniz belki siz. Instagram'da bol bol paylaşıyorum ama burada pek paylaşma fırsatım olmadı. Bu öndeki neredeyse en büyük yavru. Çok tatlı, çok güzel bir deseni var. Bu kuş şu an rezervede durumda. Muhtemelen %99 ihtimalle hatta erkek olacak bu yavrular. Şu arkadaki dinlenme tüneyinde olan kuş da yine erkek olacak. O da rezerveli. Görüyor musunuz saç kesimlerini? Yani resmen özenle sanki kesilmiş gibi Amerikan tıraşı mı derler artık ne derlerse güzel şekilde kürdan onu tıraş etmiş. Güçlü de iki yavru var. Bu annemiz zaten biliyorsunuz. Bu sağdaki yavru yine erkek bir yavru. O da yuvadan atladı yeni. O da rezervli. Erkeklerin hepsi rezervli. Sadece soldaki dişi yavrumuz Lutino. Onun şu an herhangi bir rezervesi yok. Dişi olduğu da %100 kesin. Yuvadalardı. Yuvadan aldım. Neden aldım? Çünkü kürdanı durduramıyorum. Şimdi yuvayı sökmek istemiyorum çünkü kürdan yumurta yapmaya devam ediyor. Bunların hepsi onun değil ama 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kürdan ve eşinin yumurtaları. Hal böyle olunca bırakıyorum, izin veriyorum yuvada durmalarına ki zorlanmasın dışarıda kafese yapmaya çalışmasın diye. Yumurtlaması bittikten sonra çat yuvalığı sökeceğim. Zaten gördüğünüz gibi yavrular alışmış durumda. Tüneklere çıkıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Burada anne babasından mama yemeyi öğreniyorlar. İşte banyo yapmayı öğreniyorlar. Sebze meyve yemeyi öğreniyorlar. Gerekirse çiftleşmeyi bile bu şekilde görerek öğreniyorlar. Şu an ben varım diye birazcık çekingenler. Belki kürdan besler bakalım. Şimdi burada yine bir çiftim var. Bunun da yavruları neredeyse tamamen dışarı çıkmış durumda. Bakın Badem ve küçük enişte. Onlar da mama yiyorlar. Bak onun da yavrusu böyle atlamış. Çok tatlı. Bunların cinsiyetleri maalesef belirgin değil şu an için. Belirsiz durumda. O yüzden bunların bu kuşlarımızı biz herhangi bir şekilde rezerve yapmadım. Yani talepleri çıkmadı diyeyim daha doğrusu. Bak burada da bir tane var hatta. Bıcırık. Bunlar da yumurta yapıyorlar arkadaşlar. Yumurta yaptıkları için bakın biraz kuşların dışarı çıkartmak adına tüylerini yoğurmuş görüyor musunuz? Müdahale etmiyorum. Neden müdahale etmiyorum? Çünkü belli bir döngü bu. İster istemez doğal hayatta da aynı durum oluyor. İşte kuşlar dışarı çıksın, yuvayı terk etsin, uçmayı öğrensin diye anne baba birazcık tüylerini çekiyor. O yüzden ben o doğal döngüye müdahale etmiyorum. Ama yumurtalarını yaptıkça altından alıyorum. Başka takımların altına koymak adına bunu yapıyorum. Burada bir çiftim var. Bu çiftimin artık yavruları yeme düştü. 4 yavrulardı. İkisi gitti, ikisi kaldı. Onları da şimdi gösteririm size. Bu çiftim de şu an dinlenme zamanında tüy değişimine girdiler. Dur bakalım, sakin ol. Bu çiftimi vermeyi düşünüyorum, sahiplendirmeyi düşünüyorum. Çift olarak hazır, güzel bir bakıcı takım olarak vermeyi düşünüyorum. Eğer ki isteyen varsa ben aşağıya bir Telegram linki koyarım. Oradan bana yazarsınız, detaylarını konuşuruz arkadaşlar. Şimdilik bu takım gidecek. Bilmiyorum belki bu takım da gider mi gitmez mi emin değilim. Şimdi bunların yavrularını da göstereyim ben size. Burada iki tane çok akıllı bir çocuğum var benim. Gerçekten çok akıllılar ve insanlarla araları çok iyi. Dört kardeşlerdi. İki tanesi gitti. İki tanesi kaldı. Gerçekten insanlarla araları çok iyi. Gel bakalım. Sevilmeyi seviyorlar. Dışarıda vakit geçirmeyi seviyorlar. Ele alışkınlar. Yani bir kuştan isteyebileceğiniz neredeyse her şey var. Yem yemeleri her şey çok güzel. Sağlıkları da zaten çok güzel durumda. Şu diğerini de alalım da gönlü kalmasın. Gel babam. Gel babam. Sabah samurlu. Sabah mamurlu. Çok tatlılar. Cinsiyetleri belirgin değil maalesef. Henüz belli etmediler. Bu yavrularınızdan da isteyen olursa yine Telegram'dan bana ulaşsınlar. Ben sizlere yardım ederim işte. Elimden geldiğince destek olurum. Ne yapmanız gerektiğini söylerim. Burada da biliyorsunuz muhabbet kuşlarım var. İki tanecik. Onlar da sabah yemlenmesine başlamışlar. Onları bekliyorum. Eylül'den sonra yuva takacağım. Bir de muhabbet kuşundan yuva yavru almadan bu işi sonlandırmak istemiyorum. Yani muhabbet kuşu işini sonlandırmak istemiyorum.
Bir yavru alayım. Yavrularını sevelim. Hep beraber izleyelim. Artık ondan sonra da muhabbet kuşlarına da veda ederiz. Çünkü büyük türlere geçmek istiyorum. Büyük türlerle birazcık daha ilgilenmek istiyorum. Bunlar da çok tatlı maşallah. Görüyor musunuz? Çok oyuncular. Büyük türlerle ilgilenmek istiyorum. Tabii Sultan Papağan her zaman kalacak. Kürdan da her zaman kalacak. Şimdi beslemeler başladı. Baba kuş yuvadan başladı. Az önce gösterdim ya, yuvada bir kuş vardı. Onu besliyor. Göstereyim size. Onu besliyor. Anne kuş oraya gitti. Badem yapma oğlum. Yapma kızım. Badem. Yapma, besle besle kızım sen ya. Yani bu kuşların yeme düşmesi birazcık sürer. Neredeyse 10 gün 15 günü bulur tam anlamıyla yeme kendilerinin inmesi. Çünkü daha görme aşamasındalar. Hala anne baba besliyor. Bir hafta sonra yavaş yavaş ağzında gevelemeye başlarlar yemi mamayı. Yaklaşık bir hafta da öyle geçer. Daha sonra 10-15 gün içerisinde yeme düşmüş olurlar. Buradan da bekleyenlere de duyurmuş oluruz. Kürdanın yavrularını bekleyenler var çünkü şu an büyümesini. Durum bu. Bir vlog yapalım dedim. Dediğim gibi buradan bir dişi yavrumuz var şu an boşta. Bu takım var hazır olarak. Buradan 4 yavru var ama biraz beklemeniz gerekiyor. Diğer 2 yavrumuz zaten direkt yeme düşmüş durumda. İsteyen varsa, ben uzun zamandır güzel bir kuş arıyorum, sağlıklı bir kuş arıyorum derseniz bana yazarsınız. Ama şunu da unutmayın. Ben Bursa'dayım. Çok fazla il dışına kuş yollayamıyorum. Çok çok ekstrem durumlar dışında. Ama İstanbul'da olursunuz, Çanakkale'de olursunuz. Zaten bayramda geleceğim hem İstanbul'a hem Çanakkale'ye. Kendim arabamın kenarına koyar getiririm size. Sağlıklı bir şekilde ulaşır. Çünkü otobüslere pek güvenemiyorum ben. Otobüslerde özellikle yavru kuşların gitmesi iyi değil. Tamam, otobüs firmalarında da benim anlaşmalı olduğum, sevdiğim, beni seven insanlar var. Onlar işte sanki bir yolcu gibi dikkat ediyorlar kuşlara ama her ne olursa olsun yavru bir kuş olduğu için ben riske atmak istemiyorum. Çünkü onlara fazlasıyla değer veriyorum. Şöyle, keşke imkan olsa da hemen bu yavruları Bursa'da hiç gelip alabilecek kişiler olsa, ama işte her zaman o uyum olmuyor. Bazen kuş olmuyor. Diyorlar ki ben kuş istiyorum, Bursa'dayım. Ya kuş yok. Bazen kuş oluyor. Soran olmuyor. Böyle bir değişik bir dilemma. Bu çok güzel oldu maşallah ya. Nazar değmesin ama herhalde en güzeli bu oldu. Sus bakalım ya. Niye bağırıyorsun ya? Bu da diyor ki hani benim yuvalığım. Bunların da altından 5 tane yumurta aldım. E ama yeter, dinlenme zamanı birazcık. Hatun yoruldu. Sen de tüye girmişsin bak. Dinlenelim, tüy dökümümüzü geçirelim. Tüy dökümümüz bitene kadar B vitamini alalım. Bak. Görüyor musun? Tüyleri dökmüş. B vitaminimizi içelim, banyomuzu yapalım. Şimdi ben sana banyo vereceğim. Ye mamanı. Oh. Bak anne kuş birazcık toparlansın ya. Zaten hatuna baktırdın hep yavrulara. Bir de burada bas bas bağırıyorsun. Yazık değil mi? Ayıp değil mi Vecihi? Bunları da vermeyi düşünüyorum. Ya şu yüzden düşünüyorum. Zaten ben bir şekilde yeni çiftler yapabiliyorum ve bunları verimli hale getirebiliyorum. Bazı insanlar da hazır verimli çift arıyorlar. Diyorlar ki ben yapamıyorum, bulamıyorum. Bu çok önemli. İşte onlara bir fırsat olması açısından bu çiftimi vereceğim. Bakalım kimi nasip olacak. Kırdan da yavru beslerken yakalasak bari bak. Bak nasıl besliyor, görüyor musun? Aferin benim yakışıklı oğluma. Aferin benim yakışıklı oğluma. Durum bu. Küçük bir vlog videosu olsun. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben de bayağıdır size yazamamıştım. Bir konuşmuş olalım istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumdan yazabilirsiniz. Telegram'dan da kuş isteyenlerin mesajlarını bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın.